Yenilenmek bir gerçek, yenilenmemiz şart. Yani böyle bir depremde tabii ki 50 bine yakın binanın yıkılacağı konuşuluyor. Birlik olunması lazım. İyi günler değerli seyirciler. Ben sunucunuz Cafer Sevinç. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Biliyorsunuz bir deprem gerçeği var Türkiye'mizin. 6.6 şiddetinde İzmir'de yaşanan depremden sonra İstanbul'da da böyle bir deprem geleceğini söylentileri dilden dile dolaşmakta. Tabii ki bu bir olasılık. Ve aynı zamanda en çok deprem riskinin bulunduğu Yeşilköy'de yarım asırlık, yani 50 yıllık bir geçmiş olan değerli konuğumuz Tansel Gökalp Beyefendi ile beraber birlikte depremi ve depremin getireceklerini kendilerine soracağız. Bizlere anlatacaklar. Tansel Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Efendim, biz sizinle bu programımızda depremi konuşacağız. Bir önce kendinizi tanıtır mısınız? Sizi bir tanıyalım. Evet, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Tansel Gökalp. Yeşilköylüyüm. Neredeyse burada doğduk, büyüdük. İki kızım var. Yeşilköy'de yaşıyoruz. Yeşilköy'de ikamet ediyoruz. Hayatımız burada geçti. Turizm emlak Yeşilköy olarak buradayız, burada yaşamaktayız. Uzmanların söylediğine göre yazılı basında, görsel basında Yeşilköy'ün bir fay hattı üzerinde olduğu söylenmekte. Daha doğrusu Yeşilköy bir deprem riski yaşayabilir olasılığı var. Siz bir uzman emlakçı olarak, bir bilirkişi olarak edindiğiniz tecrübelerden ötürü geçmişte, bugün biliyorsunuz en son 6.6 şiddetinde İzmir depremi var. Uzmanların söylediğine göre de İstanbul'da böyle bir deprem olasılığı da bekleniyor. Bunlarla ilgili ve özellikle de Yeşilköy'den biz başlayalım. Yeşilköy'le ilgili, bu böyle ilgili. Yani Yeşilköy derken Bakırköy var, Ataköy var, Yeşilyurt var. Bunlarla ilgili bizlere neler söyleyeceksiniz? Biz sizden görüşlerinizi alalım. Aslında hani Yeşilköy'ü konuşalım, aslında genel olarak Cumhuriyet tarihinden ve daha öncesinden bu yana deprem gerçeği ülkemizde kaçınılmaz bir sıkıntı, gerçek. Tabii bu bugünün sorunu değil, çok uzun yıllara, 100 yıl, 150 yıl neyse oradan buraya gelen, çok geçmişi olan bir konu. Bu konuyla ilgili hepimiz üstümüze düşen görevleri en asgari de yapmaya çalıştık ama 1999 depremi bir felaketti zaten. O yıllardan bu yıllara bu böyle katlanarak devam etti. Hep depremlerle yaşadık. Bu konuda herkesin üstüne düşen görevi de en asgari müştereklerde yaptığını düşünüyorum. En son İzmir depremi bize gerçekten artık bu işten dönüşü olmayacağını, yani önlemler alınması gerektiğini bize tekrar hatırlattı. İnşallah biz bunu unutmayız. Gazetelerde, basında, bilim adamlarının, işte yer bilimcilerinin söylediği bir gerçek. Yani bu haritalar yayınlanıyor. İşte Boğaz'dan, Sirkeci'den, işte Büyükçekmece, Şarköy'e kadar hep kırmızı nokta bizim sahilimiz. Yeşilköy burada çok farklı bir farklı konuşuluyor. Yani ben buna çok da hassasiyet gösteriyorum. Tabii ki her yer çok önemli. Hani yenilenmek bir gerçek, yenilenmemiz şart. Biliyorsunuz deprem bir endişe, bir korku. Ne zaman olacağı, ne zaman geleceği belli değil. Acaba ne derece İstanbul depreme hazırlıklı? Veya deprem olursa ne olur? Acaba vatandaşın, toplumun, halkın buna duyarlılığı nedir, ne değildir? Az çok ortada ama şimdi ben size şöyle bir soru sorayım. Yeşilköy'den, Bakırköy'den söz ediyorsunuz. Bugün veriler şunu gösteriyor. Bakırköy bölgesinde, Bakırköy bölgesi derken zannediyorum bu Yeşilköy, Yeşilyurt'u, Ataköy'ü, Filoyay içine alıyor. %4 oranında risk var.
%4 oranında risk var. Yani bugün böyle bir deprem olmuş olsa binaların %4'ü gidecek. Siz bu konuyla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Yani böyle bir depremde tabii ki 50 bine yakın binanın yıkılacağı konuşuluyor. Hani nasıl yetişilecek bunlara? Ben değil, bütün bilim adamları binalarımızın yenilenmesini söylüyor. Eski binalar, inanılmaz eski binalar, Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilköy, bunların ivediği yenilenmesi lazım. Belediyeler depreme karşı yapmış oldukları çalışmalarda başarılar mı veyahut da gelecek olan olası depreme hazırlıklar mı? Ne diyorsunuz? Çok hazırlıklı değiliz. Deprem oluyor. Bir takım girişimler oluyor. Sonra tabii hayatın gerçekleri var. İnsanların yaşam mücadeleleri de var. Herkes evlerine mecburen giriyor. Dolayısıyla çok hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Ben devletin kentsel dönüşümünü çok olumlu buluyorum. Ne bakımdan? Her bakımdan. Yani birleştirmek anlamında, bütünleştirmek anlamında, yapıcılık anlamında işte bir takım harçlar alınmıyor, adabazına sokabiliyorsunuz. Mağduriyetler, krediler, kiralar, yardımları bunun daha da geliştirilmesi lazım. Ben bina bazında tabii ki onu çok faydalı buluyorum. Çok yerde kentsel dönüşüme girdi. Ama bina bazında, bireysel bina bazında kentsel dönüşüme giremeyen binalar da olamıyor. Bir adaya giremiyor, yapılamıyor. Dolayısıyla burada ben bunu hep yazıyorum da çiziyorum. Çok büyük bir seçenek. Ben bunu rant olarak düşünmüyorum. Bir aile olarak bir bina, işte 10 daire bina yapılacak, daire başı 500, 600 bin lira. Bunu kaldıramaz ama biraz iyileştirme olduğu zaman şu anda 5 katlı çatı katıyla, 5 kat yine, tabii 5 kat çatıyla birlikte isteniyor ki o çatılar normal yasal kat olsun, benim anladığım. Dolayısıyla müteahhite verilsin, müteahhit o 2 kat karşılığında kimse kimseye, yani bu bir lan, binalar yapılsın. Zaten 5 kat, o zaman da 5 kat yani. Bir İstanbullu olarak depreme hazır mısınız? Çok da hazır değiliz. Yani psikolojik olarak işte her, yani üzüntülerimiz, korkularımız tabii ki var. Çocuklarımız adına, biz yine belli yaşlara geldik. Onlar adına çok tabii ki endişeliyiz. Yani çok ivedi tedbir alınması lazım. Tedbir derken neyi kastediyorsunuz? Anlatmak istiyorum. Yenilenme anlamında. Birlik olunması lazım. Deprem esnasında insanların başına binalar yıkıldığı zaman açık böyle meydanlar, toplantı alanları, bir takım sığınaklar, bakım yerleri, bunlar diyorlar çok az, yetersiz. Devlet bu imkanları diyorlar pek sağlamıyor. Belediyeler sağlamıyor. Efendim yeşil alanlar az. Bu insanlar nerede gidip duracaklar? Nerede sabahlayacaklar? Nerede konaklayacaklar? Vallahi şunu söyleyeyim, bir hatam varsa affola. Dilim döndüğünce, heyecanlı da bir yapım var. Öyle heyecanlıyım. Yani bu kadar insana ne kadar yeşil alan yetecek ki? Ne kadar yaparsanız yapın, mutlaka yapılmıştır, yapılmaktadır. Yerelde, genelde yapılmaktadır. Ama bu kadar kalabalık bir İstanbul nasıl bunu kaldıracak? Tabii tartışılır. Dolayısıyla yeşil alan, yani ne kadar çok olursa olsun bu insanlar nereye sığacak? Bakırköy nereye sığacak? Etiler, Fatih, Yedikule, Samatya, Kadıköy, ne bileyim. Programımıza katıldığınız için Sayın Tansel Gökalp Beyefendi, biz size gerek şahsım adına, gerek televizyonumuz adına, gerek kanalımız adına çok çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi aldık. Bize değerli vakitlerinizi ayırdınız. Bundan sonra da inşallah bir başka yerde, yine bir başka mekanda belki yine görüşebiliriz sizinle bir başka program olarak. Efendim şimdilik deprem konusunda bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Değerli misafirimiz Tansel Bey'in de söylediklerini sizler de dinlediniz. Yarınsız bir deprem için, çocuklarımız için, geleceğimiz için burada biz programımızı noktalıyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar söylüyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet.